Merhabalar. Bitkilerin özleri, bitkilerin içinde bulunan özellikle aromatik yağlar iki çeşit yöntemle sabun yapısına girilebilir. Birincisi demleme yöntemi yapabilirsiniz. Demleme yöntemi dediğimiz esasen maserasyon yöntemi de bir çeşit demleme yöntemi sayılabilir. Yani yağın içinde ilgili bitkileri bir müddet bekletmek veya sıcak yağın içinde daha kısa süre bekletmek. Aynı zamanda demleme yönteminde suyun içinde de aynı bitkiyi demlediğimiz zaman hem yağın içine hem suyun içine bu bitki özlerini, aromatik yağları ya da bu tür malzemeleri alarak sabunumuzu yapabiliriz. Diğer bir yöntem hidrosol kullanma yöntemi. Hidrosol bitkilerden esansiyel yağları yani aromatik bileşikleri su buharı destilasyonu yöntemiyle aldığınız zaman toplama kabında bu yağların biriktiği kapta alt fazdaki sudur arkadaşlar. Kısaca buna hidrosol denir. Mesela linkteki videoda kendi yaptığım defne uçucu yağ elde etme yönteminde toplama kabının içindeki biriken su yani yağın hemen altındaki su defne hidrosoldür arkadaşlar. Biraz sonra izleyeceğiniz videoda Mersin hidrosolünü kullanarak bir sabun yapma çalışması yaptım. Yalnız şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Buradaki uygulamada hidrosolü sıvı fazla kullandım. Ama yüksek sıcaklıktan dolayı özellikle yüksek sıcaklık ve şiddetli alkali ortamında bir araya gelmesinden dolayı aromatik bileşiklerde kayıp olmaması açısından dondurarak yapmak daha garanti bir yöntem olacaktır. Aynı sütlü sabun hazırlarken gibi ilgili videoları kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun seyredelim. Sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayarak çalışmaya başlıyorum. Su 260 gram. Tabii başlangıçta söylediğim gibi Mersin yaprak yağı hidrosolü. Ben bunu normal olarak kullanıyorum. Ama dondurup kullanmak daha faydalı olacaktır. Çünkü yüksek sıcaklık ve yüksek alkali ortam bir araya geldiği zaman aromatiklere belki zarar verebilir. Kostik 108 gram. Kalıp sabunu yapacağımız için sodyum hidroksit kullanıyoruz. Sodyum hidroksit aynı zamanda lavabo açıcı olarak marketlerde satılan malzemedir arkadaşlar. Ama siz yine de tanıdık, bilindik bir marka alın ve tedbir olarak paketin üzerine bakın. İçindeki nar kısmında sodyum hidroksit yazması lazım. Genelde %98 sodyum hidroksit yazar. 260 gram hidrosolün üzerine, yani suyun üzerine yavaşça ve dikkatlice sodyum hidroksit ilave ettikten sonra ben burada kaydı biraz hızlandırdım. Sıçratmadan yavaşça çözelti haline getirip soğuması için en azından sıcaklığın ortam sıcaklığına gelmesi için bir müddet bekleteceğiz arkadaşlar. Çünkü kostik su da çözündüğü zaman ciddi miktarda ısı açığa çıkartır. Yaklaşık bir saat soğuması için beklettim arkadaşlar. Ve yağ direkt bunun üzerine tartıyorum. 800 gram zeytinyağı. Ya illa zeytinyağı kullanacaksınız diye bir şey yok. Değişik yağlar da kullanabilirsiniz. Formül hesaplamalarla ilgili videom linkte. Bunun linkteki videonun daha detaylısında yapacağım. 800 gram zeytinyağını tarttıktan sonra burada ufak bir araya girip formülü nasıl kurduğumu anlatacağım. Arkadaşlar bu hazırladığım formülü dökeceğim kalıba göre hesapladım aslında. 1 litrelik süt kutusuna dökeceğim. Bunun içinde yaklaşık hacmi 1 litreye gelecek olan bir karışım hazırlamam gerekiyordu. Sabun karışımı. Bu yüzden de 800 gram yağ yeterli olacaktı. 800 gram yağ üzerinden giderek formülü şu şekilde kuruyoruz. Yağımız 800 gram zeytinyağı sabunlaşma sayısı 0,135. 800 ile 0,135'i çarptığımız zaman 108 gram çıkıyor. Bu 108 gram kullanacağımız sodyum hidroksit miktarı. Suyu da yine yağ üzerinden giderek aldım bu çalışmada. Şimdi hidrosol kullandığım için hidrosolün içindeki aromatikler
daha çabuk izlenme noktasına getirebileceği için suyu biraz fazla aldım. Yani kostiğin 1,5 katı almak yerine yağın %30 ile 35'i arasında almayı tercih ettim. Yağın %32,5 kadar aldım. Bu da 800 çarpı 0,325, o da eşittir 260 gram su miktarı, yani kullanacağım hidrosol miktarı da 260 gram olarak çıktı. Yani benim reçetem 800 gram zeytinyağı, 108 gram kostik yani sodyum hidroksit, 260 gram su, yani buradaki Mersin yaprak hidrosolü arkadaşlar. Reçetedeki bileşenlerimizi bir araya getirdikten sonra yağ, kostik ve suyu önce elle karıştırıyoruz. Bir miktar viskozite yükselmesini sağladıktan sonra blenderla karıştırmaya geçeceğiz ama muhtemelen Mersin yaprağının içindeki aromatiklerden dolayı erken iz noktasına geldi. Hatta bu şekilde bile kalıba alınabilir ama ben garanti olsun diye bir blenderla karıştırma işlemi yapacağım. Ve iki farklı renk çalışması yapacağım. Burada sabunun içinde şöyle ağaca benzeyen ya da çalıya benzeyen bir şekil oluşturmaya çalışacağım. İki renk elde etmek için bu sabun karışımımı ikiye böldüm. Biri az, biri çok. Miktar olarak daha az olan kısma koyu bir renk vereceğim. Elimin altında hali hazırda bulunan renk verici madde Türk kahvesi olduğu için Türk kahvesi kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık tepeleme bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bunu ilave ettikten sonra topak kalmaması için blenderla karıştıracağım. Yalnız iz noktasına çok erken geldiği için blenderla da karıştırma yaptığım için çok kalın bir ize ulaştırdım. Aslında kalıba alma durumunda geçtik. Özellikle desen çalışması yapmak istiyorsak hafif izde kalıba almamız gerekiyor. Yani bizim istediğimiz girinti, daha doğrusu girdap gibi şekilleri vermemiz için hafif izde olması gerekir. Ama biz bayağı bir arıza geldik. Buna rağmen yine deneyeceğim sabunun içinde bir şekil oluşturmayı. İyice karıştığından emin olmak lazım arkadaşlar. Soğuk proses yapıyoruz. Sabununuzu yaparken, yeri gelmişken bahsedeyim, yağ, kostik ve su miktarlarını doğru hesapladıktan sonra tek dikkat edeceğiniz susuz karışmanın iyi olması arkadaşlar. Çok iyi karıştırırsanız, hesaplamalarınız ve tartımlarınız da doğruysa sabununuzun olmaması için hiçbir neden yok. Böyle bir kalıp aparatı yapmıştım. Süt kutusuna koyduğum zaman kutunun orta tarafları yanlara doğru açılıyor arkadaşlar. Ya bir yere dayamak gerekiyor ya da bant dolayanlar da var. Onun yerine bu şekilde çıkma tahtalardan bir kalıp yaptım. Daha doğrusu destek yaptım. Bu kağıt da herhangi bir craft kağıt. İçine doğru katladım ve kalıbın içine yerleştireceğim. Biraz sonra az önce gösterdiğim gibi ve bir desen oluşturmaya çalışacağım sabun içerisinde. Önce renklendirmediğim kısmı tabana yayıyorum. İşte söylemek istediğim tam da buydu. Çok kalın izde olduğu için yayılmıyor arkadaşlar. Bunu hafif ize geldiği zaman bu tür desen çalışmalarını oluşturmak için hafif izde dökmemiz gerekiyor. Şimdi desen oluşturmak için yaptığım aparatı koyduktan sonra bunun hemen üzerine koyu renkli olan kısmı ilave ediyorum. Yani bu aslında kendi kendine akıyor olsaydı çok ince bir şekilde dökecektim bunu ama bu şekilde idare edeceğiz şimdi. Sabunun şu anki kokusundan bahsetmek istiyorum.
Mersin hidrosolu kullandığımız için şu ortamda çok hoş bir koku var arkadaşlar. Bu Mersin hidrosolünden, yani destilasyondan elde etmiştik bu suyu. Suyun yapısında bulunan aromatiklerden gelen koku. Gerçekten çok hoş bir kokusu var şu anda ortamın. Şimdi bir sıra açık, bir sıra koyu, bir sıra açık, bir sıra koyu olarak üst üste sabun karışımlarımı dökeceğim arkadaşlar. Tabi bu malzeme yayılamadığı için her katı döktükten sonra biraz zorlamam gerekiyor. Elimdeki sabun karışımları bitene kadar bu şekilde dökmeye devam edeceğim. Bu sıralamada dökmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, güvenlik önlemlerimizi almadan bu tür çalışmalara başlamıyoruz. Eldiven, koruyucu gözlük ve maske kesinlikle kullanın. Benim burada yaptığım gibi tedbirsizlik yapmayın. Çünkü kostik şakası olmayan güçlü bir kimyasal, tehlikeli bir kimyasal ani tahrişlere ve yanık yaralanmalarına neden olabilir. Göze sıçradığı zaman çok tehlikelidir. Bu yüzden koruyucu gözlüğünüzü takın. Cildinizle temasından kaçınmamız gerektiğini söyledim. Uzun kollu bir önlük giyin mümkünse. Yani tedbir almadan çalışmayın. Havadar bir ortamda çalışın. Bir aspiratör altı olabilir ya da bir balkon olabilir. Bu kostik çözeltisi hazırlanırken ortaya çıkan buharı solumayın arkadaşlar. Kostiği de kesinlikle solumayın. Çünkü solunum sisteminizdeki suyla birleştiği zaman, özellikle kostik tozu birleştiği zaman hemen orada bir alkali etki gösterir ve çok tehlikeli olur. Solunum sisteminizi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Bu çalışmalar iyi ama sağlığınızdan da taviz vermeyin. Döküm işi bittikten sonra üzerini düzelttim ve hafiften sağ sol yaptırarak desen aparatımı çıkarttım arkadaşlar. Umuyorum ki bir görüntü elde edeceğiz. Tam istediğim gibi olmayacak ama çünkü çok kalın ize geldi bu malzeme. Ama yine de bir estetik görüntü olabileceğini umuyorum. Şimdi bunu alıp üzerine çok da düzlemem mümkün olmadığı için bir kendime göre şekil çalışması yapıp bu sabun hamurunu daha doğrusu serin ve kuru bir ortama alarak birkaç gün sertleşmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kalıptan çıkarıp kesip içindeki desen oluşumuna bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde kendime göre bir desen çalışması yaptım. Birkaç gün sonra kalıptan çıkartacağız bunu arkadaşlar. İki gün sonra gayet sertleşmiş, kalıptan çıkma aşamasına geldi. Dikkatlice, daha bazı noktaları yumuşak olabileceği için zarar vermemeye çalışarak kalıptan ayırıyorum sabunu. Yanlardan ayırdım. Taban kısmını da ayırıyorum.
blok haline gelmiş. Şimdi kesmeye başlayacağım. Bu yine benim yaptığım sabun kesme aparatı. Bu da kesme bıçağı diyebiliriz. Normalde kıl testereydi. Uç tarafına, yani testerenin olduğu yere gergin bir şekilde gitar teli bağladım. Metal gitar teli, elektro gitar teli. İlk kestiğim kısma kesikten baktığımda hani çok istediğim gibi bir şekil elde edememişim, onu gördüm. Merakla ortaya doğru olan ikinci kesite bakıyorum. Evet, yaklaşmışım. Böyle ağaca benzer, ne bileyim bir bitkiye benzer bir görüntü tasarlamaya çalışıyordum. Daha doğrusu elde etmeye çalışıyordum. Tam olarak istediğimi yapamadım. Çünkü hafif izde dökmemiz gerekirken ağır izde döktük maalesef. Çok çabuk viskoz hale gelmişti sabun karışımımız. Yine de fena değil. Hafiften bir koku var. Kendine has, hoş bir kokusu var arkadaşlar. Mersin hidrosol ile yaptığımız zeytinyağlı sabunumuz. Hatta kahveli, Türk kahveli sabunu da diyebiliriz. Hem Mersin hidrosol hem Türk kahveli ve zeytinyağlı sabunumuzun üretim şekli budur arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.